Merhaba arkadaşlar, sevgili toprak severler, sevgili takipçilerim, sevgili YouTube ailem. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben diyeyim arkadaşlar. Bugün de bahçemde şöyle güzel odun ateşinde bir bamya konservesi yapayım dedim arkadaşlar. Çok fazla yok ama şöyle gene 2-3 kavanoz çıkar. Ondan sonra domatesimi çektim rondodan, evde robottan çektim domatesimi. Aşağıya indim arkadaşlar. Ocağıma ateşimi yaktım güzelce, böyle domatesimi tencereme döktüm, ocağa koydum arkadaşlar. Şimdi de böyle bamyalarımı da temizledim. Temizlemiştim daha doğrusu. Bamyamı da akşamdan temizlemiştim. Ondan sonra doğradım. Limonlu su da bekledi. Ondan sonra şimdi 2-3 su da böyle temiz suyla güzel yıkıyorum yeniden. Ondan sonra domateslerin içine koyup pişireceğiz arkadaşlar. Normal konserve yöntemiyle yapıyoruz. Aynı klasik. Değişik bir şey yok. Banyoda güzel oluyor gerçekten. Ben çok severim. Böyle köfteli yemeği olsun, zeytinyağlısı olsun. Böyle bol limonlu. Ondan sonra böyle etlisi de güzel olur. Böyle köftelisi de çok güzel olur. İşte o yüzden böyle birazcık dedim, şöyle 2-3 kavanoz bari yapayım dedim. Öyle. Evet arkadaşlar, bamyalarımı güzelce yıkadım. Domateslerim de kaynadı. Kaynayan domatesimin üstüne bamyalarımı ekledim. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ondan sonra altını yakıyoruz. Güzelce kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Thank you.
arkadaşlar, bamyamız kaynadı. Hatta taşıyordu. Çekim yapayım dedim, şöyle çiçeklerimi çekeyim yapayım derken bamyamı taşıracaktım az da. Neyse ki sonra da fark ettim, durumu kurtardım. Taşmadan duruma el attı. Ondan sonra şöyle gözümüzü ayırmayacağız tabi kontrolümüzde. Güzelce kaynıyor konservemiz. Evet arkadaşlar, konservemiz pişti. Şöyle ağzını bir açalım. Son kez şöyle bakalım olmuş mu diye. Evet, artık konservemiz oldu. Tenceremizi ocaktan alıyoruz arkadaşlar. Ve kavanozlarımıza dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, konservemiz oldu. Ocağımızdan indirdik. Kavanozlarımıza dolduruyoruz. Güzelce ağzını silip
sıkıca kapatıyoruz arkadaşlar. Kavanozumuzu güzelce kapatıp ters çeviriyoruz arkadaşlar. Böyle bir gece bekletiyorum. Daha sonra karanlık serin bir yerde saklayabiliriz. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımı takipte kalın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Abone olursanız sevinirim.